40 yılı aşkın süredir Hilvan üzerinde özellikle 12 Eylül darbesinden sonra ciddi bir baskı rejimi var. Diğer bölgelerde bu rejim kırıldığı halde Hilvan'da halen kırılmamış. Fabrikalaşmanın önüne geçiliyor, işsizlik has safhada, mevsimlik tarım işçisi sorunu var. Bu sorunların hiçbiri belediye tarafından çözülmüyor. Çözülmemesinin sebeplerinden bir tanesi de sadece AKP değil, önceki dönemlerdeki iktidar partileri de aynı siyaseti uyguluyordu. Bölge gelişmesin, sosyal aktivite olmasın, işsizlik has safhada olsun ki bölge halkı bize muhtaç olsun. Altyapı ve üst yapı sorunlarıyla ilgili biz çalışmalar yaptık. Hem kırsal alanda hem de ilçe merkezdeki mahallelerde. Bunlarla ilgili mühendis arkadaşlarımız da 2 gün önce Hilvan'a geldiler. Onunla ilgili fizibilite raporu da hazırlandı. Bizim vaatlerimizden diğeri de hem kırsal hem de ilçe merkezindeki bütün altyapı ve üst yapı sorunlarını en az 1-1,5 yıl içerisinde bitirmek. Hilvan'da 31 Mart'ta yaşananlar tüm ülkedeki seçim güvenliğini tehlikeye atmıştır. Sandık yakmakla seçimlerin iptal edilmesi, ıslak imza tutanaklarının olduğu halde kötü bir emsal oldu. Bu emsalın önüne geçmek için hem Raha Barosu, hem Bölge Barolar, hem de Türkiye Barolar Birliği zaten bütün avukatlara çağrıda bulundu. Sandık güvenliği noktasında herhangi bir hukuksuzluğun oluşmaması için çağrıda bulundu. Onunla ilgili listeler oluşturuluyor. Bizim de zaten avukatlarımız da o gün sandık başında görev alacaklar. Hem de sandık kurul üyeleri hem de müşahitlerimiz sandık başında görevlerine devam edecekler. Tüm kurumlara çağrım ise tüm kurumların o gün gözlemci olarak Hilvan'da olmaları gerekiyor. 31 Mart'taki kaosun ortadan kalkması için, zulmün ve hukuksuzluğun ortadan kalkması ve yeniden tekrarlanmaması için herkesin gözlemci olarak Hilvan'a gelmesi gerekiyor. Özellikle Hilvan halkına çağrım, 40 yılı aşkındır bu zihniyetin bize dayattığı işsizlik, yoksulluk, açlık ve göçü kabul etmeyelim. Bu zulmün, bu haksızlığın, bu adaletsizliğin ortadan kalkması için, Hilvan'ın hak ettiği hizmetin Hilvan'a gelmesi için, istihdamın yaratılması için, sanayileşmenin olması için, sosyal belediyecilik için, halk belediyecilik için, eşit temsiliyet için DEM Parti'ye desteğinizi bekliyoruz. Herkes o gün DEM Parti'ye desteğini versin. Bizim sözümüz bireysel olarak çalışma değil, bütün Hilvanlılar için bize destek veren, vermeyen herkesin belediyesi olacağız. Bu bizim sözümüzdür. İlk günkü duruşumuzla devam ediyor. Biz Hilvan'a huzur için geliyoruz. Öncelikle 4 aya yakındır burada seçim çalışmasını yürütüyoruz. 31 Mart'ta gasp edilen hak, halkın iradesi ve onun akabininde tekrar seçimlerin tekrarlanması nedeniyle biz tekrar çalışmalara başladık. Çalışmalarda köy köy, mahalle mahalle, kapı kapı dolaştık. Girmediğimiz ev kalmadı. Gittiğimiz her yerde, gittiğimiz her kapıda, her evde kadın sorunlarıyla karşılaştık. Özellikle Hilvan kadınlarının emeklerinin sömürüldüğünü, yarı yömye ile çalıştırdığını ve bu kadınlara iş istihdamının yaratılmaması. Şu ana kadar mevcut belediyenin kadınlar açısından da, gençler açısından da, genç kadınlarımız açısından da hiçbir iş istihdamı yaratılmaması üzücü bir durum. Gerçekten biz parti olarak, DEM Parti olarak biz belediyeyi kazandığımız takdirde kazandık da tekrar kazanacağız. Biz bundan eminiz. Kendimize de güveniyoruz. Biz kadınlar için büyük iş istihdamları yaratacağız. Kadınların çalışabileceği, kendi emeklerini üretebileceği, kendi üretip kendi satabilecekleri ve kendi söz ve karar sahibi olmalarını kılacağız. Bu yönüyle hem gençler için, hem kadınlar için, hem çocuklar için, DEM herkes için buradadır. Yani özellikle kadınlar sömürülüyor, kadınların iş istihdamı yok denildiği zaman bir yandan toplumun tamamı sömürülüyor. Hilvan'ın geri kalmışlığı yıllardır, 45 yıldır sömürücü, sömürü bir sistemle yönetiliyor.
ve bu sistemin de halka yönelik hiçbir şey yapılmaması, Hilva'nın geri kalmışlığı ve 80'lerde kalan kocaman bir köy zaten. İçine girdiğin zaman 4 aydır giriyoruz, her kapı her mahalle yayayla yürümeyecek, sokaklar, caddeler. Bu yönüyle gerçekten Hilva'nın hiçbir hizmete, hiçbir iş İslam'la kavuşturulmaması ve kadınların bize yaptığı şikayetler ve kadınların talepleri, kadınların istekleri, burada hiçbir aktivitenin olmaması. Şimdiye kadar benim en üzücü, beni çok üzen bir genç kızın isteği olmuştu, talebi olmuştu. Bir konser demişti, bir konser. Yani düşünün, daha bir konser bu ilçede verilmemiş. Gerisini siz düşünün artık. Yani bu kadar geri kalmışlığın, bu kadar halkı hor görüp, halkı hişe saymaları kabul edilemez. DEM Parti'nin örnek belediyelerini hepimiz görüyoruz. DEM Parti hizmet için vardır, demokrasi için vardır, huzur için vardır. Huzursuzluk çıkartan AKP'dir. AKP zaten 31 Mart'ta bir kaos ortamı yarattı. Bu kaos ortamına karşı biz DEM Parti olarak halkımıza siper olduk ve hiçbir şekilde bir kaosun, bir kargaşanın çıkmaması için mücadele verdik. Bu huzursuzluk çıkartan, kaostan beslenen zihniyete karşı tüm halkımızı DEM Parti'ye destek vermelerini bekliyoruz. Hilvan bir şahsın veya birkaç kişinin değil, bütün Hilvanlılarındır. Biz bu şiarla hareket ediyoruz. Hilvan Hilvanlılarındır. Tüm Hilvan halkının da 2 Haziran'da DEM Parti'ye destek vereceğine inancım da tamdır. 2 Haziran'dan sonra DEM Parti olarak seçimi kazandıktan sonra ilk günkü sözümüz neyse onları yerine getireceğiz. Sosyal belediyecilik, halk belediyecilik ve hizmet belediyeciliğini Hilvan'a kazandıracağız.